Neyse, ben bulurum şimdi onu. Ne oldu oğlum Suat? Halı yıkama şampuanının sloganını buldun mu? Buldum Önder Bey. Şöyle, halılarınızın kepek problemi varsa halınızı 15 gün boyunca Reboys halı şampuanıyla yıkayın. Aptal mısın oğlum sen? Olmaz bu. Kesinlikle olmaz. Adam gibi bir slogan bulacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önder Bey. Siz Selçuk Bey, sizin yatak reklamı işi nasıl gidiyor? Maşallah çok iyi gidiyor Önder Bey. Bakın neler buldum. Döşek yaylı yatakları çok sağlamdır. 10 kişi bile yatsanız bana mısın demez. Döşek yatakları. Çünkü hepimizin bir ailesi var. Oha! Hem milleti 10 kişilik grup halinde bir yatakta yatır, hem de herkesin bir ailesi vardı. Olmaz öyle şey. Çabuk yeni bir şeyler bul. Bir de şu masara bakalım. Dondurulmuş ihraç edilecek Ballıses'li lahmacun işini ne yaptı? Alo? Oğlum, basarcım. Bu dondurulmuş lahmacun işi nasıl gidiyor? Ama iyi, iyi, nazar değmesin. Aferin evladım. Ha, biliyorsun değil mi? Bütün sloganlar ve reklamlar İngilizce olacak evladım. Reklamı İngilizce hazırladığım için biraz zorlanıyorum ama iyi şeyler çıkıyor Önder Bey. Mesela bir örnek verebilir misin Masar evladım? Tabii Önder Bey. Bakın şunu dinleyin. Ballı ses Turkish lahmacun. Very very lezzetli. Lezzetli'nin İngilizcesini arıyorum. Buldum mu bu tamamdır Önder Bey. Harika! Harika benim aslan oğlum. Ha, gerçek bir İstanbul hanımefendisi olan o biricik annenize saygı, selam ve hürmetlerimi sunarım evladım. Teşekkür ederim evladım. Çalışın! Çalışın! Benim kafamı kızdırmayın. Bana bakın, gider kapitalist olur, hiç acımadan iliğinizi kemiğinizi sömürürüm ha! Zıttı! Aman ya, ben ne anlarım İngilizceden. Önder Bey de tuttu, en kıllı işi bana verdi. Turkish lahmacun, fantastic and oriental pizza. Maaş da veriyorlar üstelik. Hem dil öğreneceğim, hem de üste para alacağım. Düşünsenize. Ayrıca yanlarında kalacağım, ailenin de yanında kalacağım. Zaten genelde öyle olur Reyhancığım. Yanlarında kalamayacağın insanların yanlarında kalamamış olursun. Dolayısıyla biraz önce söylediğin cümleyi tekrar bir gözden geçir istersen. Anlamadım ama mutlaka sen doğru söylemişsindir. Ha bir de bu işin en önemli avantajı sınırsız yiyecek içecek de onlardan. Ekmek elden, su şişeden. Oh ne güzel. Ay inşallah gidebilirim. İngiltere'ye gider gitmez Eyfel Kulesi'ne çıkacağım. Bana bak, bu senin müracaat ettiğin şirket aynı şekilde yabancılar için de böyle bir hizmet veriyor mu? Nasıl bir hizmet? Canım sana yaptıkları gibi işte. Bana bir şey mi yaptılar? Hay Allah'ım, sen bana sabır ver ya Rabbi. Yani diyorum ki kızım, yabancılar da buraya gelip başkalarının yanında kalabiliyorlar mı? Bilmem, kalabiliyorlar mı? Ay anne ona sorma, bana sor, ben biliyorum. Aynı şeyi yabancılar için de yapıyorlar ama başka yöntemler de var. Nasıl yani? Mesela bu şirkete gidip müracaat ediyorsun. Burada okuyan öğrencilerden birinin koruyucu veliliğini üstleniyorsun. Onlar da sana bir öğrenci veriyorlar. Ya, ya. Ver bakayım şu şirketin kartını bana. Tamam, buyurun. Tamam, buldum. Oldu bu iş. Bak bunun adı Helena'ymış. Müslüman yaptığımızda da adını Makbule koyarız artık ha. Ah peki şu nasıl anne? Adı Helga, Alman. Buradaki üniversitelerin birinde de Türk tarihi eğitimi alıyormuş. Aslında hiç de fena değilmiş. Tamam, not alıyorum. Türk tarihini araştırırken bizim soyumuzu sopumuzu da araştırır. Üçüncü Mahmut'la ilgili bilmediğimiz gerçekleri ortaya çıkartır. Ama dur bakayım. Ay bunun gözleri biraz şehla gibi. Hem Almanlar kaba saba oldukları için bize gelmez anne. Evet haklısın, haklısın. Biraz da Kuzey Avrupalılara bakalım. Kuzey Avrupalı gelinler kaynanalarına karşı çok saygılı oluyorlarmış diye duydum. Aa bak anne bu da Diana. Türkçe eğitimi alıyormuş. Kendisi İngiliz oluyorlar. Ver bakayım. Ah tamam. Bu çok güzel işte. Hadi biz bunu alalım. Asil ailemize de en uygunu bu. Ne oldu? Karar verdiniz mi? Misafir öğrenci olarak kimi istiyorsunuz? Ah verdik verdik. Biz bunu. Diana'yı beğendik. Maşallah pek de güzelmiş. Masarıma da çok yakışacak. Kime dediğinizi anlayamadım. Pardon. Yani ülkemin tanıtımına masarım katkım olacağı için çok mutluyum diyorum. Ya? Ya? Ya?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmemiş.